Değerli katılımcılarımız, sıradaki oturumumuzda ekonominin geleceği nedir konusunu ele alacağız. Paris Bosphorus Institute Başkanı, Gezegen G20 ve Değişen Dünya ve Türkiye dahil birçok kitabın yazarı, stratejist ve akademisyen Sayın Bahadır Kale Ağası'nı ekonomi nereye gidiyor, değişen piyasa şartlarında pazarlama dünyasını neler bekliyor başlıklı konuşması için sahnemize davet ediyoruz. Türkçe konuşacağım, İngilizce görseller kullanacağım ve de kısaca pazarlamanın, küresel eğilimlerin ve de bu açıdan, bu çerçevede Türkiye'nin de nerede olduğunun bir takım ipuçlarını, hepsini değil ama bir takım ipuçlarının üzerinden hep beraber geçmeye çalışacağız. Bunu yaparken ister istemez tabii ki evet daha önceki kitaplarıma atıfta bulunacağım. Diğer taraftan sosyal medyada da bu konularla ilgili daha ayrıntılı görüşlerimi bulabilirsiniz Twitter'da, Instagram'da ama özellikle Twitter'da birçok yazımı paylaşıyorum. Evet, küreselleşme bizi nereye götürebilir? Şimdi mantık bizi A'dan B'ye götürür Albert Einstein ama yine özellikle vurguladığı gibi hayal gücü bizi her yere götürür. Hayal gücü ile her yere gidebiliriz ama tabii ki bir yerden sonra da yere inmek gerekir. Nereye gidebiliriz? Yani dünyadan uzaklara bakmak mümkün mü? Mutlaka mümkün. Ve dünyadan uzağa bakarken dünyayı da gözden kaçırmadan bakmak mümkün. Çok yakın bir zamanda insanlık açısından büyük bir devrim yaşandı. Webb teleskopu NASA'nın ve de Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın ve de Kanadalıların ortak işbirliğiyle galaksinin içinde çok daha derinleri çok daha net görmemizi sağladı. Yani düşünsenize Samanyolu'nda yani bulunduğumuz galakside zaten trilyonlarca gezegen, yıldız, trilyonlarca ayrıca galaksi. Yani bizim tabii ki hayal gücümüzü çok daha aşan fakat yine de nerelere gidebileceğimizi ve de içinde bulunduğumuz durumun, ülkenin, gezegenin, hatta güneş sisteminin, hatta galaksinin ne kadar aslında bir ayrıntı olduğunu evrende, küçük bir kum tanesi olduğunu bize bir kere daha hatırlattı Webb teleskopundan günümüze gelen görüntüler. Tabii o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Dünyanın yakınında kalabiliriz. Bugün Mars projelerinin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yani dünyaya uzaydan bakarken yakında belki de Mars'tan bakacağız. Mars öyle çok ayakları yerden kesik bir proje değil. Bugün sadece Mars'la ilgili çalışan şirketlerin ekosistemine baktığımızda birçok konuda ilerlemiş çalışmalar görüyoruz. Bunlar sadece gitmek gelmek değil, bunların yazılımı, bunların donanımı, bunların çok ötesinde dünyadaki gelişmeleri, bilimin nasıl ilerleyeceğini ve bu bilimsel ilerlemenin nasıl hepimiz açısından günlük yaşamımıza değiştireceğini, kullandığımız gıdadan, tekstilden, sağlık hizmetlerine ve tabii telekomünikasyona kadar her alanı ilgilendiren konular. Yani uzağa gitmeye çalışarak bulunduğumuz yeri kaybetmiyoruz, bulunduğumuz noktayı kaybetmiyoruz. Zaten dünyaya aydan bakmak veya aydan ilk çekilen dünya fotoğrafı, dünyanın doğuşu fotoğrafı da daha fazla bilinçlenmemizi sağlayan ve de daha iyi yurttaşlar olmak, daha iyi şirketler, daha iyi devletler, belediyeler olmamız açısından önemli bir atılım olan çevreci hareketinde başlangıcı olmuştur. Gezegeni nasıl o siyah evren boşluğunda, uzay boşluğunda gezegenimizin nasıl mavi ve de kırılgan bir nokta olduğunu daha iyi anladığımız zaman. Evet, Ay'dan Mars'a da bakabiliriz, Ay'dan Dünya'ya da bakabiliriz, Dünya konularına da bakabiliriz. Ama tabii Dünya'ya daha giderken bile sadece Dünya'nın yörüngesindeki projeler, şirketler, çalışmalar, startuplar, finansman, bunların hem uzayla ilgili kullanımları hem de aslında günlük yaşamımıza doğrudan yansıyan kullanımlarını düşündüğümüzde bu yolculuk soyut değil, somut bir yolculuk oluyor. Bugünden yarına zaman içinde ve de alan içinde, uzay içinde, uzay zaman sürekliliğinde. Gerçekten uyduların nelerle ilgilendiğine baktığımızda tarımdan tutun, telekomünikasyona, güvenliğe, toprak, su, hava, doğal felaketler, her konuda bugün uydular yörüngemizde bizim için önemli bir
kütle oluşturmaya başladılar. Bununla da beraber tabii onlar arası ilişkiler, o alanın hukuku, o alanın yönetişimi de önemli olmaya başladı. Evet, küreselleşme, dünya, küresel ortam işte belli bir dengeler içinde evrilmeye devam ediyor. Her ne olursa olsun. Pandemi de olabilir, savaşlar da olabilir ama esas bir denge halen var. Yani bir Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya dengesi var. Küreselleşmenin önemli etkenleri, hareketlilik, hem alan içinde hem zaman içindeki hareketlilik uygarlığımızı belirlemeye devam ediyor. Uluslararası ilişkilerde de bu böyle. Şirketlerin, devletlerin, ülkelerin ilişkileri ne belirliyor? Tabii ki işte askeri gücü, finansal gücü, teknoloji gücü, insan kaynakları gücü, bütün bunlar doğrudan belirleyici. Virüslerin de tabii daha hızlı dolaştığı bir dünyadayız. Biyolojik virüsler gördük tekrardan COVID'le, daha önceden tabii bakteri ama vebayla da dünya tarihi kaç kere değişmiştir. Yani biyolojik olarak virüsler önemli olmaya devam edecekler. Sadece virüsler değil, yani biyolojik virüsler değil, dijital virüsler, finansal virüsler, terörizm virüsü, dezenformasyon virüsü, belki de en tehlikelisi tabii karbon dioksit virüsü. Yani küreselleşme artıları ve eksileriyle dünyamızı belirlemeye devam eden bir olgu. Ve bu gezegen üzerinde en önemli hareket noktalarından biri insanlar. Artık tabii Homo sapiens Afrika'dan çıktı, dünyaya yayıldı. Bunun ötesinde bir hareketlilik var. Zaman içindeki hareketliliği, nüfusun hareketliliği. İşte Çin en kalabalık ülke olma konumunu Hindistan'a doğru bırakırken içinde bulunduğumuz yüzyılda Afrika'nın da nasıl Nijerya başta olmak üzere en kalabalık ülkeler grubuna girmekte olduğunu daha da yakından göreceğiz. Ve sadece bu toplam nüfusla ilgili de bir konu değil. O nüfusun içinde de kimler daha genç, kimler daha orta yaşlı, kimler daha ileri yaşlı, bu da çok belirleyici. Yani jeostratejinin şirket politikalarına, kurumsal kararlara yansımasındaki önemli bir konu da bu. Afrika genç bir nüfus olarak geliyor. Bugün Türkiye'nin de içinde bulunduğu daha ara tonlardaki kuşaklar, fırsat penceresi, topluma yeni yeni giren ekonomik aktörler, yeni yeni kararlarını veren bilgisayarlarını veya finansal yatırımlarına veya sigortalarına bakan aktörler, ama daha koyu kuşakta Çin dahil yaşlanan o kuzeydeki kuşak da daha uzun yaşıyor ve daha büyük ekonomik finansal imkanları var. Yani bir tarafta genç bir dünya var, önemli bir fırsat tüm pazarlama stratejileri, şirket stratejileri, jeostratejik konularda, ama diğer taraftan da uzun yaşayan ve daha farklı harcayan, daha çok harcayan geniş bir nüfusta söz konusu. Bütün bunlar nüfusun, insanların hareketliliği. Ama bu hareketlilik tabii en başından beri olduğu gibi, işte deniz yolu, şu an arkamda deniz yollarını görüyorsunuz mavi ve turuncu hava yollarının müthiş bir hareketlilik söz konusu. Esas olarak bir transatlantik kütle var Kuzey Amerika ile Avrupa arasında. Bir de tabii Doğu Asya var. Doğu Asya'da Çin, ama Doğu Asya'nın da batı dünyasına ait olan ülkeleri Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, yine Güney Amerika. Bütün bunlar muazzam bir hareketlilik ve bu hareketlilik devam ettiği sürece her türlü kararımızda da doğrudan çok önemli bir etken olmaya devam edecek. Hareketlilik tabii sadece uluslararası değil. Örneğin bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki hareketliliğe bakın. Bu bir pazar gücünü yansıtıyor. Hava yollarının hareketliliği sadece simgesel olarak. Fakat pazar gücü önemli. Geniş bir coğrafyada belli kuralların, hukuk sisteminin, standartların, mevzuatın, yatırım ortamı koşullarının bütünlüğü, varlığı, askeri müşterekteki o bütünlüğü ülkelere, pazarlara ve şirket stratejilerine doğrudan yansımakta. Tek pazar ve geniş bir pazar önemli. Çin'deki hava yolları hareketliliği de Çin'le ilgili bize önemli bir hikaye anlatıyor. Ve de oradan tabii dünyaya yansıyan bir küresel güç söz konusu. Ülkenin bütününe yansımasa da zaman içinde de bakmak gerekir hareketlilik. Zaman içinde de örneğin tren yolları. İşte bakın 2008'den 2021'e kadar Çin'in tren yolları, ki bunların çoğu da hızlı tren hattıdır bu arada, yani saatte 250-350 kilometre giden çok hızlı trenler söz konusu, çok en ileri teknolojiler söz konusu. İşte Çin nasıl demir ağlarla örmüş en azından doğu tarafını, güney tarafını, kalkınmış olan, hızla kalkınmakta olan, sayılarını artık dikkate bile alamayacağımız kadar çok olan milyonluk mega kentlerini, sanayi bölgelerini ve limanlarını. Dünya değişmeye devam edecek. Yani burada bir şüphemiz yok. Değişimin yönünü de anlamaya çalışacağız. Fakat bu sadece fiziksel alanda değil.
internet ve siber alanın da yoğunluğu açısından dünyanın hikayesi artık daha hızlı yazılmaya başladı. Ve bu hikayede de hala yine transatlantik ilişkiler, yani Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yoğunluğu, hizmetlerin, malların gidip geldiği iki Atlantik yakası arasındaki yoğunluk hala dünyanın ve küresel düzenin ana olgusu olmaya devam ediyor. İnternet bağlantının haritası da bize bu hikayenin bir görsel yansıması olarak geliyor. Bütün bunları söylerken dünya, internet, dijital dönüşüm vesaire, unutmayalım ki dünyada hala önemli bir teknolojik uçurum da söz konusu. Eşit olarak gezegen saatine yayılmış bir dijital dönüşümden, teknolojik dönüşümden, küresel hareketlilikten bahsetmiyoruz. Ama internetin çarkları dönmeye devam ediyor. Saniyeler, dakikalar, saatler içinde milyonlarca iletişim ve beğenme ve tabii bunun içinden geçen ticaret, her türlü ticaret ve her türlü etki devam etmekte. Bu çarklar dönerken belki de geleceği belirleyen en önemli konularda iş dünyası açısından, pazarlama açısından da işte bu alemin ana eğilimleri olmakta. Yani aşağı yukarı 8 milyar nüfuslu bir dünyada artık çok bariz bir konu var ki nüfusun büyük çoğunluğu, yani çocukları da geri dışarıda bırakın. Deminki teknolojik uçurum haritasında kalan bazı bölgeleri de dışarıda bırakın. Ama hemen hemen herkesin cep telefonu var artık. Herkesin cep telefonu var. Hemen hemen herkes diyebileceğimiz kadar önemli bir sayıda oranda insan, %60'a yakın internet kullanıyor ve sosyal medya hesabı sahibi. Bunun izdüşümleri sadece iş dünyası değil, demokraside de bunun izdüşümleri sosyal konularda da, hatta göç hareketlerinde, her alanda kendini göstermekte. Dünya artık, dünya üzerindeki insanlık uygarlığı dijital ortamda da, sanal ortamda da var olan bir uygarlık. Ve bunun tabii içinde sosyal medyanın kimin ne kadar kullandığına baktığımız zaman henüz öyle orada da bir küresel kasabadan bahsedemeyiz. Bazı ülkeler, Rusya, Çin, başka sosyal medya ağlarındalar ve bunun içinden de geçen başka dijital ödeme sistemleri, finansal konulardalar. Ama temel eğilimler hemen hemen tüm dünyada aynı. Yani dijital pazarlama açısından, dijital üretim açısından, hizmetler açısından baktığımızda önümüzdeki dönemi belirleyecek çarkın ana konuları, ana eğilimleri aynı. Yani etki kişilerinin pazarlama gücünden, aynı zamanda alışverişe dönüşülebilen yardım hatlarından, aynı zamanda belki de yakında arttırılmış, yükseltilmiş gerçekiyle günümüze düşecek olan ürünlerden hizmetlere kadar ve de tabii yapay zekanın arka plandaki çalışma yöntemlerine kadar her alanda belli bir çark dünyada dönüyor. Ve burada da tabii kırılma noktası oyun değiştirici 5G, hatta daha da ötesi 6G olacak. Bu muazzam güç ve bunun tüm dünyaya ve kıtalara yayılımı, ki Asya önde gidiyor, işte o çok 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 farklı bir şekilde sanal dünyayla, siber dünyayla, fiziksel dünya arasındaki sınırları kaldıracak demek iddialı olur. Ama iyice karmaşıklaştıracak, iyice bulanıklaştıracak. Bunlar tabii insanların da takip etmesini gerektiriyor. Yani her ne kadar her ülkede ve pandemi sonrası Türkiye'de de önemli bir eğilim olmuşsa da bütün bu konuları ilerletmek için, henüz daha toplumda tam oturmuş bir sistemden bahsedemeyiz. Evet, pandemiyle büyük bir sıçrama yaşadı ama hem de dijital okuryazarlık hem de bunun altyapısı açısından, satın alma gücü açısından ülkelerin önünde çok önemli bir yol var. Türkiye'de, Avrupa'da önünde en büyük yol alan ülkelerden biri Balkanlarla birlikte. Çünkü dünya ekonomisi değişiyorken eşit değişmiyor tabii. Evet, Çin tekrardan geldi. Bakın, yani bundan 400 yıl önce Çin'le Hindistan dünya ekonomisinin yarısıydı. Bugün yine önemli bir yer kaplıyorlar. Dolayısıyla Çin'de ne oluyor, Çinli şirketler ne yapıyor, hangi ürünler çıkıyor, hepimiz için doğrudan önemli bir etken. Fırsatlar, riskler, hatta tehlikeler içeren bir konu. Bunu da dikkate alaraktan belki de gelecek eğilimlerine bakmamız gerekir. Hani yerel bakmak ve küresel bakmak arasındaki, hatta dünyaya dışarıdan bakmak arasındaki denge sürekli bir beyinsel, stratejik ve karar alma jimnastiğini zorunlu tutmakta. Tabii Çin diyoruz, fakat her şeye rağmen hala bir Amerikan dünyasındayız. Uluslararası ortamda teknoloji şirketleri açısından da baktığımızda, büyük şirketler açısından da baktığımızda gördüğünüz tablo bize şunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketlerinin hakim olduğu, fakat kendi ülkesinde, kendi iç pazarında farklı koşullarla ve devlet desteğiyle gelişmiş olan Çinli şirketlerin de
söz sahibi olduğu, en az Avrupalı şirketler kadar söz sahibi olduğu bir dünya şirketler çarkı içindeyiz. Bunun da içine girelim. Yani girdiğimiz zaman sadece teknolojiye baktığımızda da evet yine bir Kuzey Amerika ağırlığını görüyoruz. Avrupa'da aslında onun bir parçası olarak ilerliyor ve Asya'da da bazı şirketler yükseliyor. Fakat bu şirketler arasında örneğin Güney Koreli olanlar esas olarak Güney Kore'nin hukuk sistemi ve pazar ekonomisiyle, sosyal kalkınma idealleriyle Batı dünyasına ait olduğu bir Asyalı ülke olduğunda dikkate alaraktan tabii dipnotu düşmek gerekir. Öyle veya böyle şirketler ve markalar diye baktığımızda Kuzey Amerika'nın ağırlığı ama yükselen Çin şirketlerinin de yadsınamaz gerçeği devam etmekte. İçine daha da girelim sosyal medya olarak da aynı şekilde. Şimdi Meta verse geçiş çalışmalarını tüm şirketler yapıyor. Blok zincirle ilgili uygulamalar, inişler, çıkışlar olsa da önümüzdeki 10-15 yıla çok önemli bir yön verecek. Yine bu ortamda giderek belli bir kutuplaşma dememek gerekir. Şirketler arasında bir takım çatışmaları çok derin olabilir. Yani Çin'in kendi hukuksal ve siyasal sistemiyle Batı dünyası arasındaki farklılıklar ve bunların şirketlerin rekabet gücüne ve alanına yansıması açısından yine de dünyadaki bağımlılıklar önemli. Çok içine daha girdiğimizde de zaten siyasi sorunlar çıktığında evet işte şu örneğin mikroçip. Mikroçip ihracatçıları, mikroçipi kim üretiyor, kim satıyor diye baktığımızda yine görüyoruz ki tüm bu konuların arkasında çok ciddi jeopolitik de konular var. İşte Tayvan krizi yükseldiği her noktada Çin ile Tayvan arasında Batı dünyası açısından bunun güvenlik konusu var. İşte Çin denizindeki savunma konuları var, askeri konular var. Ama aynı zamanda da işte mikroçip üretimi var örneğin. Dünyanın mikroçip ihracatın kaynaklarından önemli bir noktası da Tayvan. Hong Kong veya Çin ama aynı zamanda Japonya, Filipinler, Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Batıya, Güney Kore, Batıya daha yakın olan ülkeler her konunun içinde hem daha mikro hatta nano ölçekte hem de çok daha makro hatta evrensel ölçekte analizimizde dikkate almamız gereken konu unsurlar, veriler ve eğilimler var. Ülkelerin ticaret ortakları sıralamasında örneğin Çin, Avrupa'dır genelde tüm dünyadaki ülkelerin en önemli ticaret ortağı ama onu dışarı çıkarsanız en önemli ikinci ortak çoğu ülke için Amerika Birleşik Devletleri iken bugün Çin oldu. Bunun da getirdiği başka sorunlar var ama Avrupa ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği halen daralmış da olsa ekonomi olarak halen dünyanın diğer ülkeleriyle en çok anlaşması olan, ticaret ve ekonomi anlaşması olan güç kaynağı. Bu da tabii çok önemli bir Brüksel etkisi denen standartlar süper gücü olmayı getiriyor Avrupa Birliği'ne ve bu da onu kullanıyor ve Türkiye'yle de Gümrük Birliği dahil olmak üzere dünyayla önemli anlaşmaları var. Tabii dünya sonuçta bir değer zinciri, bir tedarik zinciri sistemi ekonomi olarak da ve burada da pandemiyle beraber Çin'e karşı belli bir takım eğilimler artık olgunlaşmaya başladı. Yani tabii yani Çin'den yapılan ithalatın veya Çin'e olan bağımlılığın bazı şirketler ve bazı üretimlerde mümkün olduğunca azaltılması, çeşitlendirilmesi, daha yakından gelmesi gibi eğilimler var. Ve bu eğilimlerde Türkiye gibi ülkeler açısından çok büyük bir fırsat. Yeter ki Türkiye gibi ülkeler mevzuat ortamlarıyla, hukuk devletiyle, özgürlükleriyle, demokrasileriyle, ekonomi yönetimleriyle saygın, öngörülebilir ülkeler olsunlar. İşte o zaman çok büyük de bir fırsattan bahsediyoruz. Ama fırsatlar varsa tehlike de var. Çünkü insanlık bütün bunları yaşarken deminden beri bahsettiğim, kendini, yani dünyayı değil, dünyaya bir şey olmaz, 4,5 milyar yıllık gezegen, güneş var olduğu sürece devam eder doğa, kendini yeniler ama insanlık uygarlığında ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde olduğumuzu ve buradan kaynaklanan sorunlara yönelik olarak da ürünlerden, hizmetlerden, yönetişim biçimlerine kadar önümüzdeki dönemin tüm jeostratejik kararlarını ve tüm şirketler açısından artık jeostratejik düşünmeyle mikro ekonomik düşünmeyi günlük şirket yönetimiyle küresel eğilimleri bağdaştıran o yönetim jimnastiğini daha iyi yapabilecekleri bir dönemdeyiz. Niye? Çünkü artık bu daha iyi gözükmek, daha iyi olmak değil.
bir varoluş sorunu. Türkiye gibi ülkelerde, dünyanın diğer ülkeleri de istedikleri kadar daha az veya daha açık olsunlar dünyadaki gelişmelere, bunun sorununu yaşıyorlar. Kaldı ki insan boyutunda hazırlamak gerek. Gençlik birçok ülke açısından bir güç ama aynı zamanda da çok önemli bir bahis. Tüm siyasi yönetimler açısından, devletler açısından, şirketler açısından, pazarlama stratejileri açısından. Yani bugün Türkiye'de eğitimde veya çalışma hayatında olmayan gençlerin nüfusu yükseldiyse bu gençleri ilgilendirmiyor sadece. Tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir sorun. Buna çözüm üretilecek olan her girişimde kamu politikası olsun, şirket politikası olsun doğru zamanda doğru yerde ve başarılı olması olasılığı çok yüksek bir girişim olmaktalar. Gençler çünkü sonuçta daha özgür ortamlar arar. Şirketler de. Yani dünyanın ekonomik özgürlüğü çok önemli. Dünyanın siyasi özgürlüğü çok önemli. Her zaman böyle olmuştur. Siyasi özgürlük ortamında, demokrasi, insan hakları ortamında toplumlar daha yaratıcı, daha girişimci, daha sosyal sorumluluk sahibi olabiliyorlar. Bunların geçmişte de bu hep böyleydi. Yani çok farklı örneklere gitmek mümkün. İşte Siena'da. Siena'da Halk Sarayı'nda 14. yüzyıldan kalma bir fresko. İyi yönetim tablosu bunun adı. Lorenzetti'nin bir eseridir ve bir cumhuriyet yönetiliyor Siena'da o zamanlar ve halkla ilgili kararlar alan Dokuzlar Meclisi duvarda buna bakıyor. Bu ne görüyor? İyi yönetim adı altında işte iyi yönetilen tarım, doğal kaynaklar, ticaret, kente gelen tüccarlar, kentin içinde iyi bir yaşam, insanlar, özgürlük, dans eden kadınlar, eğitim, işte inşaat devam ediyor, ticaret, bir düzen var ama öbür tarafında da duvarın kötü yönetim var. Baskıcı bir rejim, özgürlük yok, kent artık yıpranmaya başlamış, tarım arazileri, alanları yıpranmaya başlamış. Geçmişte de hep böyle olmuştur. Yani Roma İmparatorluğu önemli bir düzen. Ama Roma İmparatorluğu'nu Roma İmparatorluğu yapan önemli bir konu, metro etası gibi tabii gözüküyor ama simgesel olarak bir alan yaratmış olması, bir pazar kuralları, hukuk, ticaret hukuku, kamu hukuku, borçlar hukuku, Roma hukuku alanı ve Roma ve altyapı, yolları. Bugün de aslında dünyadaki kentler tek bir yönden de olmasa da birbirlerine yine benzer bir şekilde bağlılar. Yani bugün dünyanın kentleri sanki bir metro haritasında gibiler. Metrosu olan kentleri birbirine bağladığınız zaman bir metro haritası gibi aslında şunu görüyoruz. İnsanlığın uyandığı, sabah işe gittiği, işte içtiği kahvesinden, işte monte ettiği evindeki mobilyasından, şirket hayatında veya kurumsal hayatta kullandığı sözcüklere kadar, bindiği araçlara kadar veya işte sosyal medya platformlarına kadar birbirlerine çok yakın kent hayatı içindeki insanlar ve daha iyi bir kent yaşamını ve kent ile kırsal yaşam arasındaki ilişkiyi özlemleyen, bunun da hayal gücünü içinde barındıran insanlar var. Geçmiş belki daha mı iyiydi? Hayır, birçok sorunu vardı ama bazı açılardan daha iyiydi. Belki daha yeşildi. Bilemiyoruz. Fakat geleceğe baktığımızda hepimizin özlemi daha akıllı kentler, daha iyi işleyen bir toplumsal yaşam ve de bütün bunları daha ileriye götürebilecek kamu politikaları ve de şirket politikaları. Bunlara yanıt verebilen konular. Peki biraz daha uzaya çıkalım. Biraz Türkiye'ye tekrardan, Türkiye'ye gelelim. Hatta daha iyi gelelim Türkiye ama uzaydan gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin uyduları ve kapsadıkları alan. İşte bize Türkiye ile ilgili bir hikaye anlatıyor. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir hikaye anlatıyor. Uyduların kapsadığı alan Türkiye'nin nerede olduğunu bize güzel anlatıyor. Türkiye birçok açıdan baktığımızda, daha da yakından bakmaya çalıştığımızda doğunun en batılı ülkesi. Aynı zamanda da batının en doğulu ülkesi. İşte bu ikisini bir arada başarabilen bir ülke olduğu zaman da kendisine, vatandaşlarına, şirketlerine karşı daha fazla değer yaratabilen bir ülke oluyor. Batılı bir ülke olmak, batılı bir ortamda ilerliyor olmak, hukuk sistemi olarak Avrupa Birliği üyeliğini canlı tutaraktan, NATO üyesi olaraktan, demokrasi, insan hakları, mevzuat ortamı, rekabet politikasından tutalım, tüketici haklarına, çevre politikalarına, dijital dönüşüm, Avrupa dijital pazarı. Burada güçlü olan bir Türkiye doğuda da güçlü oluyor. Avrasya ekseninde de işte yatırımcılarla, benim tüm deneyimim budur. Her konuşmamızda Çinli olsun, Orta Doğulu olsun, başka dünyanın bölgelerinden olsunlar, Türkiye'ye yapacakları yatırımda veya Türkiye ile daha ciddi ekonomik ilişkilerinde her zaman batılı
çerçevede güvenli, güçlü bir Türkiye isterler. Dünyanın diğer bölgelerinde daha etkili olan bir Türkiye'de, Batı'da, Batı dünyasında daha güçlü olabilir. İşte bütün bunlar bizim açımızdan geleceğe baktığımızda Türkiye ile ilgili olarak, Türkiye'nin dünyadaki evrimine bağlı olaraktan, Türkiye'yi dünyada yükseltecek yıldızları arayışımızda, gerek şirketler olsun, gerek kamu politikaları olsun, ama biz vatandaşlar olarak da çok önemli bir hikaye anlatıyor gelecekle ilgili olaraktan. İnsanlık için, uygarlık için doğru olan, iyi olanı yapan her türlü girişim, kendine, kurumuna, ülkesine ve doğaya faydalı olan her türlü girişim, hem idealist açıdan, hem realist açıdan, hem de en çıkarcı yaklaşım ile doğru olan girişimdir. Bunun için de zaten yapay zeka çağına giriyoruz ama en önemli ihtiyacımız olan şey hem kendi zekamız, biraz da hayal gücümüz. Çok teşekkür ederim. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Keyifle ve ilgiyle dinledik sizi. Katılımınız için de tekrar teşekkürler. Sağ olun.